İyi bir hayat yaşamak nihayetinde hepimizin çabaladığı bir şeydir. Toplumumuzda herkes daha fazla para, daha fazla statü ve mal sahibi olmak ister. Ve çoğu zaman bunlar gerçekleşse bile gerçekleşmeyen amaç sadece daha iyi bir hayattır. Peki daha iyi bir hayat gerçekten ne demektir? Filozof Immanuel Kant'ın bu konuyla ilgili şöyle ünlü bir sözü vardır. Mutluluğun üç kuralı var. Yapacak bir şey, sevecek biri ve umut edecek bir şey. Bu alıntı ilk bakışta basit gibi görünse de herkes için nasıl iyi bir hayat yaşanacağının anahtarı niteliğini taşımaktadır. İyi bir hayat yaşamak hepimizin istediği bir şeydir. Toplumumuzda herkes daha fazla para ve statü sahibi olmak ister. Ve çoğu zaman bunlar olsa da daha iyi bir hayattan uzaktadırlar. İyi bir hayat fazla para, statü ve mülkiyet yoluyla elde edilmiş olsaydı, o zaman zenginler fakirlerden açık ara farkla çok daha mutlu olurdu. Kant elbette bunun böyle olmadığını düşünmüştür. Bu nedenle mutluluk ve doyumun farklı şekillerle kazanıldığını savunmuştur. Şu anki durumunuz ne olursa olsun, ne kadar paranız olursa olsun, anlamlı bir hayat yaratmak için Kant'ın kurallarını kullanabileceğinize inanıyorum. Birinci kural: yapacak bir şey. Hepimizin zamanımızı meşgul etmek için yapacak bir şeye ihtiyacı var. Bu sadece hayattaki bir kaçınılmazlık. Aramızda bazıları bunu kariyerleri haline getirmenin ve harcadıkları zamandan bir şeyler kazanmanın bir yolunu buluyorlar. Bunu yapmayan veya yapmak istemeyen diğerleri zamanlarıyla bir şeyler yapıyor ama üretken ve anlamlı şeyler değil. Bunun dahilinde mantıklı gelen şu ki, eğer bu hayatta kendimizi bir şeyle meşgul etmek zorundaysak, elimizden gelenin en iyisini seçmeliyiz. Şu anda sahip olduğunuz iş ne olursa olsun, nefret etseniz de sevmeseniz de onu biraz daha iyi yapma yeteneğine sahipsiniz. Özellikle günümüzde bilgiye erişimimizin kolaylığıyla uğraştığınız bir hobiniz, uğraşınız varsa biraz çaba ve zamanla kesinlikle ilerleyebilir ve daha iyi olabilirsiniz. Bir şeyi iyi yapmak beraberinde doyum ve tatmin getirmektedir. Ve bu nedenle Kant'ın iyi yaşama konusundaki üç parçalı felsefesinin ilk parçası olmuştur. Şimdilik yapacak bir şey seçin ve herhangi bir şeyi iyi yapmaya çalışın. Sonucunu beğenmiyorsanız daha iyi yapacak başka bir şey bulun. İkinci kural: sevecek biri. Hayatta kaldıktan sonra onu zenginleştirmek ve mutluluk yaratmak söz konusu olduğunda romantizm muhtemelen hayatın en önemli yönüdür. Sevgi sahip olduğumuz en eski kayıtlarda yani sanat eserlerinde dahi vardır. Zamansız ve kalıcıdır bu yüzden. İyi bir yaşam sürmedeki önemini şüphesiz hepimiz anlayabiliriz. Ancak basitçe sevecek birini sevmek ne anlama gelir ki? Özellikle bu modern dünyada birini nasıl tam olarak sevebiliriz sorusu ortaya çıkıyor. Bu zor bir soruya verebileceğimiz tek cevap, çok fazla fedakarlık ve çok fazla acı gerektireceği. Ama 1 milyon insanı inciten kişi olmak yerine reddedilen ve milyonlarca kez incitilen kişi olmak daha iyidir. Sevgi risk almaktır. Muhtemelen bir insanın alabileceği en büyük risklerden biridir. Ama onsuz hayatta hep bir eksik kalacaktır. Sevgiyle ilgili akla gelen sorulardan ilki, daha çok insan sevmek mi daha iyi, yoksa bir kişiyi daha çok sevmek mi daha iyidir? Bence cevap kişiseldir ama yine de derin düşünmeyi hak eden bir sorudur. Dostoyevski sevmeyi şu cümleyle açıklıyor: sevmek, güzel birinde aşk aramak değil, bir başkasında kendini bulmaktır. Bu alıntıyı irdeleyecek olursak, kendimizi bulduğumuz her insanı sevebiliriz. Ve en çok kendimiz olan insanı da en çok sevebiliriz. Hayatın neresinde olursanız olun sevecek birini bulabilirsiniz. Ama sadece zaman ve kendinizi değişime açma yeteneğiyle daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Üçüncü kural: umut edeceğiniz bir şey. Son olarak Kant, umut edeceğimiz bir şeye ihtiyacımız olduğunu söyledi. Bununla kastettiğinin aklımızın ufkunda bir tür amaca ihtiyacımız olduğudur. İşler kötü göründüğünde bize yol gösteren ve bize umut veren bir şey. İlk olarak kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: umut etmek işkenceyi uzatmak mıdır, yoksa ayakta kalmak mıdır? Nietzsche'nin bu konuyla ilgili zıt bir görüşü vardır. Umut en büyük kötülüktür, çünkü işkenceyi uzatır der. Kant ve Nietzsche'nin bu görüş ayrılığını aslında ikisinin de hayatlarında ne kadar mutlu ve anlamlı yaşadıklarını inceleyerek görebiliriz. Karamsar bir ruha sahipseniz, eğer haklı olarak Nietzsche'den yana olacaksınız.
Ama her ne olursa olsun yolun sonunda kanta katılacağınızı umuyorum. Örneğin birçok tarihsel şahsiyet çok gençken yapmak istediklerini bildiklerini açıklayacaktır. Bir kez büyük bir başarıya ulaştıklarında ise geriye bakıp vizyonunun yollarından emin olamadıklarında sahip oldukları bu umutun onlara nasıl rehberlik ettiğini de söylerler. Aynı şekilde hepimizin kendi amacımıza ihtiyacı var. Bir yöne ihtiyacımız var. Şu anda hayatında romantizm olmayan, boktan bir işte sıkışıp kaldıysan, seni daha iyi bir hayata yönlendirecek bir tür ışığa ihtiyacın var. Seni hayatta tutan şey umut sahibi olmaktır. Umut etmek, kendini kandırmak değil, kendine yürüyeceğin yollar çizmektir. Harika bir işiniz ve güzel bir ilişkiniz olsa bile göremediğiniz o günler için hala umuda ihtiyacınız var. İnsanlar olarak büyümeye ve daha fazlasının peşinde koşmaya hazırız. Bu nedenle geçmişte bunlar için çok çalışmış olsak bile sahip olduklarımızdan memnun olamıyoruz. Ama arkasında umut edecek bir şeye sahip olmak, hayatınızın sonuna kadar size rehberlik edecek bir şeydir. Bu kimsenin sizden alamayacağı bir şeydir. İşini, evini ve sevdiğin herkesi kaybedebilirsin. Ve hala orada uzaklarda bir yerlerde yaşama amacın vardır. Şu anda onu nasıl takip edeceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Ancak orada olduğunu bilmeniz yeterlidir. Bu alıntı kendinizi kaybolmuş hissettiğinizde veya doğru yolda olup olmadığınızdan emin olmadığınızda kendinize tekrar edeceğiniz bir alıntı olabilir. Unutmayın, bir yaşamın bu bölümlerinin her biri, yani yapacak bir şey, sevecek biri ve umut edecek bir şey, bireye ve kim olduğuna bağlıdır. Gerçek benliğinizle uyumlu yaşadığınızı ve iyi yaşamaya devam ettiğinizi yalnızca siz bilebilirsiniz. Her ne kadar Nietzsche zirveye ulaşmak değil, yolda olmak güzeldir dese de, bu hedefleri kendimiz için tanımlayabilir ve sürdürebilirsek, hayatımızın geri kalanını zirveye çıkarabiliriz. Ve en nihayetinde kalbi gerçekten zengin olanın ganimetidir bu üç kural. Yapacak bir şey, sevecek biri, umut edecek bir şey. Immanuel Kant.